Herkese merhaba arkadaşlar, arkadaşlarım. Hoş geldiniz. Bugün sizinle nar test ikinci denemesine bakacağız, sözel bölüme. Hiç beklemeden başlayalım. Bu ara kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim. İkinci sorumuzla başlayalım. Bu parçada altı çizili söz grubunun anlamı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? Mektuptan açılmış talihim, bir tane daha geldi. Öteki gibi değildi bu. Bir kere yazan gizlemiyor kendini. Kim olduğunu söylüyor. İsmet Zeki Eyüboğlu adında bir genç, İstanbul Bilim Yurdu'nda, yani üniversitesinde okuyormuş. Sonra da alaya almıyor beni, över gibi gözükü alttan alta iğnelemeye kalkmıyor. Şimdi bence cevap direkt Adana'ydı, gizlice. Alttan alta. Aşağıdakilerden hangisi bu cümlelerde yer alan deyimlerden herhangi birinin açıklaması değildir? Burada video kesildi, şu soruyu yaptım. Şimdi burada deyimlerin hangisi açıklaması değildir? Bizim dosyayı yine rafa kaldırmışlar. Bu bir işi üzerinde artık durmamak, o işi kenara itmek, ihmal etmek anlamına geliyor. Etrafı çarşamba pazarı gibi yapmış çocuklar. Her şey açıkta olan karma karışık yer. Bursa. Denizli'de dananın kuyruğu bir gece kopacak. İnşallah hayır demezler. Beklenen ve korkulan sonucu gerçekleşmesi. O zaman Ceyhan olmuyor. Bu bilgilere göre aşağıdaki cümlelerden hangisi kanıtlanabilirlik açısından diğerlerinden farklıdır? Söyleyenin kendi kişisel görüşlerini içeren, duygulara ön planda olduğu kanıtlama imkanı olmayan yargıların ifade edildiği, tam öznel ve nesnel. Öznel kendi düşüncesi, nesnel kanıtlanabilir bir cümle. Yani genel bir ifade. Yazar diğerlerinden farklıdır. Yazar son kitabında 1920'li yıllardaki İspanya'yı ele almıştır. Nesnel bu. Türkiye'de papatyalar Mart ve Nisan ayında ortaya çıkar. Bu da nesnel. Aldıkları evin bir balkonu gündüzleri güneş alıyordu. Stadyum yapıldığı yer eşsiz bir manzaraya sahipti. Bu mesela öznel. Burası da nesnel. Cevap Denizli. Bu cümleden yargılardan hangilerine kesin olarak ulaşılır? Tecrübesiz bir oyuncu değilim ama Murat'ın bu oyunumu da izlemeye geldiğini bildiğim için yüreğim küt küt atıyordu. İşte oyuncu heyecanlanmıştır. Evet, yüreği küt küt atıyordu. Murat oyuncunun birden fazla oyununu izlemiştir. Oyuncu birden çok oyunda rol almıştır. Evet. 2. Murat'ın bu oyunumu da izleme. Yani bir önceki oyunlarını da izlemiş Murat. O zaman cevabımız Denizli. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat fiil kullanılmamıştır? Bazı sıfat fiil ekleri fiillere getirilen fiil çekim ekleriyle benzerlik gösterirler. Örneğin Eda oyun oynayacak bir yer bulamadı cümlesinde oyna fiiline gelen acak iki kelimeyi sıfat fiil yaparken Eda Aslı'yla satranç oynayacak cümlesinde acak eki alan kelime sıfat fiil değil, çekimli fiil olmuştur. Hangisi de kullanılmamıştır. Yapılacak başka bir şey kalmadı sanki. Burada acak var. Tamam, bu sıfat fiil. Sıkılacak tatlı yanakları vardı çocuğun. Acak. Kazanacak bu takım günün birinde. Aslında burada nasıl olmalıydı? Yüklemi başa getirmiş, yüklem sonda olmalıydı. Bu takım günün birinde kazanacak. Acak da yükleme geldiği için çekimli fiil olur.
Cevabımız Ceyhan. Burada da unutulmayacak. Zarf fiil ekini alan kelimeler cümleye zaman, sebep ve durum anlamı katabilir. Bu bilgiye göre aşağıdaki cümlelerin hangisini? Şimdi Adana yolculuk yaparken müzik dinlemeyi severdi. Yolculuk yaparken tiyatronun sonunda oyuncular sahneyi güle oynaya. Bir dakika, burası buradaki durum. Bahar gelince ince zaman. Yolculuk yaparken zaman. O zaman cevabımız Bursa. Müdür içeri girer girmez. Aynen, bu da zaman. Burada şey var. Ermez. O yüzden cevabımız Bursa. Aşağıda bağlaç olan dade'nin yazılışı ile ilgili bazı kurallar verilmiştir. Bağlaç olan dade ayrı yazılır ve kendisinden önce kelimenin son ünlüsüne bağlı olarak büyük ünlü uyumuna uyar. Ayrı yazılan dade hiçbir zaman tahte biçimde yazılamaz. Sonra dade bağlacın kendisinden önceki kelimeden kesmeyle ayırmak yanlıştır. Şimdi yapılan ilk karşılaşmada Murat'a şimdi bu yanlış. Bu daireyi bakan da olmaz alanda. Bu doğru. Cumartesi günü onlara da gideceğiz. Bu da doğru. Şimdi iki olanları eledik. Üç olanı da eledik. Cevabımız Bursa kaldı. Bu bilgilere göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül diğerlerinden farklı bir görevde kullanılmıştır? Yüzü ona en büyük çocuğumun yüzüne çok bir dakika. Virgülün görevlerinden bazıları şunlardır. Yüklemden uzak düşmüş özneyi belirtmek, eş görevli sözcükleri ayırmak, sıralı cümleleri ayırmak, ara sözleri belirtmek. Yüzü ona en büyük çocuğumun yüzüne çok benziyordu. Şimdi bu ara söz dedi bir dakika. Aynen. Mahmut amca babamın iş arkadaşı motoru kaputunu açtı. Bu da ara söz. Annem bu akşam çok sevdiğim kişiyi dayımı arayacak. Babam dayım amcam ve tanımadığım bir kısık sesle konuşuyorlardı. Farklı olan Denizli Ceyhan'da da ara söz. Buna göre aşağıdakilerden hangisinde yay araç içinde verilen öge vurgulanmamıştır? Soru eki mımi kullanılan cümlelerde vurgu soru ekinden önceki öğededir. Örneğin gittiğiniz yerde 5 gün mü kaldınız? Cümlesinde soru ekinden önce gelen 5 gün söz grubu zarf tamlayıcısı olduğu için cümlede zarf tamlayıcısı vurgulanmıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yay araç içinde verilen öge vurgulanmamıştır? Şimdi yarın sabah mı Edirne'ye gideceksiniz? Yarın sabah mı Edirne'ye gideceksiniz? Gideceksiniz. Siz kim gidecek? Nereye? Ne zaman? Tamam.
Cevap direkt bu. Nereye gideceksiniz? Edirne'ye. Yer tamlayıcısı bu. Bu görselde yer alan bilgilerden aşağıdakilerden hangisi ne ulaşılamaz? Türkiye'nin şey ABD'ye ikinci en yüksek zeytinyağı ihracatı. Türkiye'nin 2017-2018 zeytinyağı ihracat sezonunda ABD'ye dış satımda ikinci en yüksek ihracat rakamında imza atıldı. Zeytinyağı ihracatı 1 Kasım 2016, 31 Ekim 2017 miktar değer 44,4 bin ton, 174 milyon dolar. Tamam, bunlara bakıldığı zaman Türkiye zeytinyağı en fazla ABD'ye ihraç etmektedir. Bu ulaşılır. Türkiye zeytinyağı en fazla 2012-2013 sezonunda ihracat etmiştir. Nerede ulaşılıyor? Bir dakika. Türkiye 1 Kasım 2017 tamam, Ekim 2018 aralığında yapıldı. Doğru. Aynen doğru. Türkiye, İtalya, Suudi Arabistan'dan daha az zeytin ihracı etmektedir. Türkiye, İtalya, Suudi Arabistan'dan daha az zeytinyağı ihraç etmektedir. İtalya'ya Suudi Arabistan'dan daha az. O zaman Denizli aslında %100 ulaşılamaz buna. Bursa bir yerden ulaşılıyor da. Denizli %100 ulaşılamaz. Aşağıdakilerden hangisi Beşiktaş çok köklü bir spor kulübü ve çok eski maçlarını gelmiş olan yaşlı insanların da ilgisini çekiyor mu? Sorusuna cevap olarak söylenmiş olabilir. Müzeye ilgi okul öncesinde üniversiteye kadar, özellikle de gençlerin yoğun ilgisi var. Bir dakika, Adana değil. Elbette, hatta biz zaman zaman Beşiktaş'ın tarihini canlı tanığı olan bu ziyaretçilerimizi müze rehberi yapıp onlara turlar düzenliyoruz. En son Reha Muhtar konuğumuz oldu. Kendi tanıklarını anlattı. Onun için hatıra değeri olan anıları buradaki objelerle ilişkili. Direkt Bursa. Hiç okumama bile gerek yoktu. Aşağıdakilerden hangisi bu metinde anlatılmaya çalışan etkinlerden biri değildir? Etkinliklerden biri değildir. Çocukları televizyon bağımlılığından kurtarmanın tek çaresi onlara zaman ayırmaktır. Anne baba olarak öncelikli görevimiz çocuklarımızı iyi bir eğitim kazandırmaktır. Hiçbir işimiz çocuk eğitiminden daha önemli değildir. Eğer çocukların yapmaktan zevk alacakları müzik, resim, spor, kitap okumak gibi faydalı bir becerileri yoksa anne babaların televizyonu yasaklamaları problemi çözmeyecek, daha da ağırlaştıracaktı. Çocuğunun inatçılığından, söz dinlememesinden, aşırı televizyon izlemesinden ve okuldaki başarısızlığından yakınan bir babaya çocuğunuza zaman ayırın tavsiyesinde bulunduğumuzda, her akşam en az 1 saat beraber ders çalışıyoruz. Ödevlerine yardım ediyorum. Ama değişen bir şey yok demişti. Gülerek hayır dedim. Bizim kastettiğimiz beraberlik bu değil. Çocuk ve
Çocuk bu beraberlikten zevk almaz. Aksine bir an önce bitmesini ister. Çok özür diliyorum. Çocuğunuza ayırdığınız zamanın süresi değil, kalitesi önemlidir. Eğer bu beraberlikten iki taraf da zevk alıyorsa kaliteli bir beraberlik var demektir. Şimdi bir annenin küçük çocuğuna akşam yatmadan önce sevdiği masallardan okuması. Bu oluyor. Babanın kızıyla bahçedeki çimlerde ip atlaması. Bu da oluyor. Annenin çocuğuyla mısır patlatması. Bu da olur. Ama o zaman denizli olmuyor. Denizli sonuçta sonra kalan şık. Bu bilgilere göre aşağıdaki çizgilerin hangisinde tezat karşıtlık sanatı kullanılmamıştır. Aralarında ilgiden dolayı birbirine zıt kavramlı bir arada zıt kelimeler kullanılacaktır. Şimdi rüzgar eser dallarımız atışır, yas ile sevincim yıkışır dağlar. Neden böyle düşman görünüyorsunuz yıllar? Şimdi dost düşman burada var. Atışır yıkışır. İçimde kar donar, buzlar şu yağan ateş midir, kar mıdır bilmem. Ateş, buz ya da kar. Bilmiyorum. Şiiri bu pencere bir pencere kuşudur. Ha şey biliyorum. Şiiri bir pencere kuşudur. Bu değil. Cevap Denizli. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bilinirse tüm kişilerin bilet bilgileri belirlenebilir. Ali Banu, Can, Deniz ve Emel adlı kişiler her cuma hem de cumartesi gösterilen kaledekiler ve Lüleburgazlar oyunlarına bilet almışlardır. Kişilerin biletlerinde ilişkin bazı bilgiler şu şekildedir. Her bir kişi sadece bir bilet almıştır. Cuma günü gösterilen oyunlara sadece birer kişi bilet almıştır. Cumartesi günü gösterilen Lüleburgaz oyununa sadece Emel bilet almıştır. Cumartesi günü tamam. Ali ve Can aynı oyunun farklı günlerine bilet almıştır. Banu Cuma günü gösterilen bir oyuna bilet almıştır. Hangisi bilinirse. Şimdi Ali'nin hangi gün bilet aldığını söylersek Can'ı da buluruz. O zaman soru bu bilgiye göre buluyoruz. Çünkü Banu büyük ihtimalle Adana'dır. Bana Adana her şeyi çözecek gibi geldi. Çünkü Banu'nun hangi oyuna bilet aldığı bir şey değiştirmez. Can'ın hangi çünkü Banu'yu bilsek Ali ve Can bulamayacağız. Can'ın hangi oyuna bilet aldığı? Bu aslında Ceyhan da olabilir ya. Neyse ben Adana ile kalacağım. İnşallah doğrudur. Bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi düşünce yasasından alınmış olamaz? Toplumu bilimsel, siyasal, sanatsal ya da sosyal bir konu üzerinde düşündürmeyi, tartışmayı, bu yolla gerçeklere ulaştırmayı, haber vermeyi amaçlayan yazı türlerine düşünce yazarları denir. Düşünce yazarlarının çoğu duygusal boyutlu değildir. Gözlem ya da deneyime dayalı yazılardır. 10 Temmuz tarihinde Juno direkt dev kırmızı noktanın üzerinde uçacaktır. Parlayan gözün 9.000 kilometre üstünden uçuş. Şimdi bu Adana olur.
Dalgalar kıyısımsız duyuyor, elleri titriyor, yavaşça deniz feneri göğe doğru uzanmakta. Ama neden bilmem 3-5 kararmış martı. Ama şimdi bu bilgi metinden alınamaz çünkü düşünce bir metinden alınamaz çünkü bir bilgi hakkında bilimsel, siyasal, sanatsal ya da sosyal bir konu üzerinde düşündürmüyor. Cevap bursa olmalı. Şimdi burada 10 Temmuz tarihinde Juno direktif kırmızı noktanın üzerinde uçacak. İşte bize bir bilgi veriyor. Bir şey anlatıyor. Kuzgunlar bulmaca çözebilir. Kuzgunları anlatıyor. Normal örümcek ve böceklere burada anlatıyor. Yukarıdaki boş bırakılan yerler aşağıdakilerden hangisi getirilmesi uygun olmaz? Fermuarların üzerinde sıklıkla aynen buraya sıklıkla gördüğümüz YKK Yoshida Kogyo ne? İsmin kısaltmasıdır. Japonya'da Tadao Yoshida tarafından 1934 fermuar üretim amacıyla kurulmuş bir firmada Türkçe Yoshida Limited şirketi olarak çevrilebilecek. Bu isim dünyanın en büyük fermuarları üreticisidir. 52 ülkede 206 fabrika sahiptir. Günümüzde mi yoksa yalnızca mı? Günümüzde dünya üzerinde fermuarların %90'ı bu fabrikada üretilmektedir. O zaman yalnızca oluyor cevabımız Denizli. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi kirazın faydalarından değildir? Kiraz beyin güçlendirme yetenekleriyle bilinir. Kirazlardaki antosiyaninlerin bilişsel işlevi arttırdığı, hafıza kaybının önlediği ve Alzheimer hastalığına karşı koruduğu düşünülmektedir. Kirazlardaki polifenoller yeni bilgilere etkili bir şekilde işlemimize ve beynimizin vücudumuzun geri kalanı arasındaki iletişimi geliştirmemize yardımcı olmaktadır. Ayrıca kirazlar ruh halini ve kaygı düzenlediği bilinen bir hormon olan nadir bir serotonin kaynağıdır. Uyku düzenlemek, unutkanlığı azaltmak, bilişsel işlevi arttırmak, kaygı düzenlemek. Şimdi unutkanlığı azaltmak var. Bilişsel işlevi arttırmak burada yazıyor. Var. Kaygıyı düzenlemek bir yerde yazıyordu. Unutkanlığı azaltmak, hafıza kaybının önlediği ve kaygıyı düzenlediği bilinen. Aynen. Cevabımız Adana. 18. Bu bilgilerden hareketle aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Covid-19 ile grip, nezle, alerji arasındaki farklara dikkat. Soğuk havada kendini gösteren grip, nezle, alerji ve Covid-19'da birden benzer bulguların söz konusu olabileceği ancak yüksek ateş, kuru öksürük ve nefes darlığında mutlaka yeni tip koronavirüste değerlendirmesi yapılması gerektiği belirtilidir. Şimdi nezle olan birinde şiddetli burun akıntısı görülebilir. Evet. Grip ile COVID-19 arasında aynı ateş olarak o ortak belirtilidir. Grip. Evet bu da var. Alerji olan kişide kaşıntı görülebilir. Alerji, kaşıntı. O zaman nezlede baş ve boğaz ağrısı görülürken gripte bu belirtiler yer almaz. Cevabımız Denizli.
Bu bilgiler hareketli aşağıdaki metinlerden hangisi diğerlerinden farklı bir mevsimde doğan bireye ait olabilir? Yapılan araştırmalara göre doğduğunuz mevsim kişiliğiniz üzerinde büyük etkileri vardır. Örneğin ilkbahar mevsiminde dünyaya gelen insanlar her şeyin ortasını bulabilen mantıklı insanlardır. Çoğu kış ayındaki soğuğu ve yazın kavurucu güneşini sevmez. Genel olarak analitik mesleklere yatkındırlar. Pozitif düşünmeye çalışır. Geçmişten ve gelecekten çok içinde bulundukları anı önemserler. Sonbahar mevsiminde dünyaya gelen insanlar ise yalnız kalmayı sever. Geçmişte yaşananlar hakkında çok fazla konuşurlar. Gezmeyi ve doğa betimlemelerini çok severler. Duygusal halleriyle ön plana çıkan bu insanlar psikolojik mesleklere yatkın ve içi kıpır kıpır olan insanlardır. Ağaçların çiçeğe durduğu zamanlarda doğdum. Uzlaşma. Şimdi farklı bir mevsimde doğan biri uzlaşmacı biriyim. Bu gitti. Kalabalığı sevmem. Yalnızlık çok hoşuma gider. Film izlerken bile ağlayacak kadar kırılganım. Şimdi bu şey değil mi? Sonbahar. Bu da ilkbahar. Benim için için önemli olan içinde bulunduğum andır. Geçmişte, gelecekte çok önemsediğim kavramlar değildir. Bu da ilkbahar. O zaman cevabınız Bursa. Bu üç metinden çıkarılabilecek ortak sonuç aşağıdakilerden hangisidir? Tüm kanser türlerinin ortaya çıkmasındaki en temel etken sıkıntılı ve stresli hayat tarzına sahip olmaktır. İş dünyasında yoğun tempoda çalışan bireylerin kanser olma oranı azımsanmayacak kadar çoktur. Önemli bir toplantı ya da sınava girecek olan kişiler bu önemli olay yaklaştığında ishal halsizlik belirtileri gösterebilir. Bu gibi durumların oluşmasındaki temel etkenler kaygı ve strestir. Öfkeli ve stresli bireylerin vücutlarında kırmızı benekler, boynunda ve yüzünde kızarma belirtileri görülmektedir. Bu insanların kalp krizi geçme riski diğer bireylere göre daha fazladır. Bu üç metinden çıkarılabilecek ortak sonuç aşağıdakilerden hangisidir? Rahatsızlıkların ve hastalıkların temel sebebi stres yaşamaktadır. Cevap direkt Adana. İnkılaba geçelim. Bu haritada verilenlerden hareketle Selanik hakkında yargılardan hangilerine ulaşılabilir? Şimdi burada ticaret gemileri var, demir yolu ulaşımı var, batılı fikirler var. Selanik burada. O zaman bir liman şehri olmanın yanında demir yolu ile de Belgrad, Manastır ve İstanbul gibi önemli şehirlere bağlanmaktadır. Doğru. O zaman bir olmayanları eledik. Ceyhan gitti. Avrupa'da çıkarılan gazete, dergi ve kitaplardaki fikirler Selanik üzerinden Osmanlı ülkesine yayılmaktadır. Yani evet doğru. İki olmayanı eledik. Avrupa'daki gelişmelerin yakından takip edildiği bir kent ve Osmanlı Devleti'nin en gelişmiş şehri konumda bulunmaktadır. Buna ulaşamayız. Cevabımız Adana geldi. Bu bilgilere bakarak hangi seçenekteki çıkarım yapılamaz? Birinci Dünya Savaşı sonuçları şu şekilde ortaya çıkmıştır. Savaş İtilaf Devletleri kazanmış, İttifak Devletleri kaybetmiştir. Yenilen devletler ayrı ayrı ve şartlar oldukça ağır anlaşmalar imzalanmıştır. Savaşta cephe gerisinde sivil kayıpların fazla olması, sivil savunma teşkilatının kurulmasını sağlamıştır. Tanklar, kimyasal silahlar ve denizaltılar ilk kez kullanılmıştır. İmparatorlukların yıkılmasıyla Estonya, Letonya, Litvanya, Macaristan, Polonya, Yugoslavya ve böyle yeni devletler ortaya çıkmıştır ve benzeri. Hangisi yapılamaz?
A. Sınır değişikliğine bağlı olarak Avrupa'nın siyasi haritası yeniden çizilmiştir. Yapılır. Saç teknolojisinde önemli gelişmeler yaşanmıştır. Doğru. Kimyasal silahlar, tanklar, denizaltılar. İnsanların savaşın ölümcül etkilerinden korunmasına yönelik gelişmeler de bu. Bu da doğru. O zaman cevabımız Denizli kaldı. Buna göre sanayi inkılabının Osmanlı Devleti üzerinde etkiler arasında durumlara hangileri söylenebilir? Sanayi inkılabı Osmanlı Devleti'ni olumsuz etkiledi. Avrupa'da yaşanan teknolojik gelişmeleri yakından takip edemeyen Osmanlı Devleti sanayisini güçlendirip modern hale getiremedi. Sanayisi güçlendirip modern hale getiremedi. Sanayisi hızlı gelişen Avrupalı devletler seri bir şekilde ürettikleri için ucuza mal ettikleri ürünleri daha önceki yıllarda elde ettikleri ayrıcalıklar sayesinde Osmanlı ülkesine kolaylıkla pazarladılar. Tamam. Şimdi topraklarını Avrupa mallarını karşı koruyamadığından pazarın Avrupa'dan gelen ucuz ürünlerin dolması. Doğru. Ucuz ithal malları karşısında ürünlerini satamayan yerli esnafın üretim durdurması. Bu da olur. Ham madde arayışı için giren azınlıkların Avrupalı devletlerini de kışkırtmasıyla isyan etmeye başlaması. Ama bu söylenemez. Hiç alakası yok. Cevabımız o zaman Adana. Bu diyagramdaki bilgilere bakıldığında yorumlardan hangisinin yapılması doğru olmaz? Şimdi İtilaf Devleti'nin Çanakkale Savaşı'ndaki hedefleri Çanakkale Boğazı'nı geçip İstanbul'u işgal ederek Osmanlı Devleti'ne teslim almak, Karadeniz'i geçip müttefikleri Rusya'ya yardım göndermek, elde edecekleri zafer sayesinde savaşı girmemiş devletleri kendi yanlarına çekmek. Şimdi Osmanlı Devleti savaş dışına itilmek istenmiştir. Doğru. Hüseyin'in savaş dışında kalması için çaba gösterilmiştir. Doğru. İtilaf devletleri karşı bloktaki devletleri kendi tarafında geçirme politikası izlemiştir. Osmanlı Devleti'nin jeopolitik açıdan önemli bir bölgesinin ele geçirilmesi hedeflenmiştir. Şimdi 4 olur, 1 olur, 2 olur ama 3 olmadığı, 3 olamadığı için cevabımız Ceyhan. Yukarıdaki bilgilere bakıldığında Mustafa Kemal'in hangi kişilik özelliğine sahip olduğu söylenebilir? Eylül 1910 tarihleri arasında Fransız ve İngiltere orduları ortaklaşa gerçekleştirdikleri manevralara Osmanlı ordusunu temsilen Mustafa Kemal ile birlikte o dönemde Fransa'da ateşe militer olarak görevli olan Fethi Okyar Bey gözlemci olarak katıldı. Bu tatbikat sırasında Mustafa Kemal tespit ettiği gözlem ve değerlendirmeleri ile dikkatleri üzerinde topladı. Mustafa Kemal'in hazırlamış olduğu raporunda gelecekte yapılacak bütün savaşlarda daha kuvvetlerinin önemine dikkat çekti. Güçlü hava kuvvetine sahip ülkelerin yapılacak savaşlarda daha başarılı olacaklarını belirtti. Öyle de oldu. Sonuçta yani burada direkt belli yani hiç düşünmek bile yok. İleri görüşlülük. Altı. Yukarıdaki tabloya bakılarak milli varlığa düşman diğer cemiyetlerin başlıca özellikleri arasında şartlardan hangisi yer almaz? Kürtler cemiyeti Wilson'un ilkelerine dayanarak Doğu illerinde bağımsız bir Kürt devleti kurmaya amaçlamıştır. İngiliz müpler cemiyeti Osmanlı'nın İngiltere'nin himayesinde girmesini savunan bu cemiyeti milli mücadeleye karşı çıkmıştır. Evet, Sülh ve Selameti Osmaniye Fırkası ülkenin kurtuluşunu padişah
ve halifenin emirlerine uymakla mümkün olabileceğini savunmuştur. Teali İslam Cemiyeti, halifeliğin ve saltanatın güçlendirilmesini amaçlamış ve milli mücadele hareketine karşı çıkmıştır. İtiraf devletinde yardım ve destek görmüşlerdir. Doğru. Saltanat ve halifelik makamlarının devamını savunmuşlardır. Doğru. Anadolu'daki milli mücadele hareketine karşı çıkmışlardır. Bu da doğru. Cevabımız Denizli. Yedi. Buna göre metinde geçen ifadelerden hangileri TBMM'nin diplomatik bir zafer kazandığının göstergesidir? Doğu cephesinde Ermeniler yenilgiye uğradı ve barış istemek zorunda kaldı. 2 ve 3 Aralık 1920'de Büyük Millet Meclisi hükümeti ile Ermenistan arasında Gümrü Barış Anlaşması imzalandı. Bu anlaşmaya göre Ermeniler işgal ettikleri yerlerden geri çekilecek. Kars, Sarıkamış, Kağızman, Iğdır, Oltu ve Kulp TBMM hükümetine bırakılacaktır. Ermeniler Sevr Anlaşması'nın geçersiz olduğunu kabul edecek ve Doğu Anadolu'ya yönelik toprak taleplerinden vazgeçecektir. Gümrü Anlaşması'yla milli mücadelenin Doğu Cephesi başarıyla kapanmıştır. TBMM hükümetinin uluslararası alanda saygınlığı artmış ve bu cephedeki birliklerin bir kısmını Batı Cephesi'nde nakledilmiştir. TBMM'ye uluslararası alanda tanıyan ilk devlet Ermenistan olmuştur. Ermenilere karşı elde edilen bu zafer milli mücadelenin ilk askeri başarısını Gümrü Anlaşması ise ilk siyasi başarısıdır. Şimdi TBMM'nin hükümetin uluslararası alanda saygınlığı artmıştır. Doğru. Bir olmayanlar eledik. TBMM'nin uluslararası alanda tanıyan ilk devlet Ermenistan olmuştur. Doğru. İki olmayanı da eledik. Doğu cephesinde birliklerin bir kısmını Batı cephesine nakledilmiştir. Bu da doğru. Bir dakika. Hayır. Hayır, bundan bahsetmiyor. Cevap Bursa. Bu metne göre diyor. Ben bu metne göre değil düşündüm. Yukarıda alınan kararlara bakıldığında yargılardan hangilerine ulaşılabilir? Hafsa genelgesi, mitingler düzenlenerek işgaller protesto edilmelidir. Amasya genelgesi, vatan bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir. Sivas Kongresi, tüm cemiyet. Bir dakika, Erzurum Kongresi, Kuvayi Milliye etkin milli irade hakim olacaktır. Tüm cemiyetler tek çatı altında toplanacaktır. Mebusan Meclisi acilen toplanmalıdır. Ülkenin içinde... Bir dakika. Şimdi ülkenin içinde olduğu tehlikeden bahsedilmiş. İşgalin kabul edilmeyeceğini göster... Doğru. Bağımsızlık savaşının güç birliğine giderek yapılması yolundan adım atılmıştır. Bu da doğru. Şimdi bir olmayanı eledik. İki her yerde var zaten. Milli egemenliğe veren önem gösterilmiş. İstanbul hükümetinin halkın denetimi altında alınmaya çalışmıştır. Doğru. Üç olmayanı eledik. Halkın yaşananları sakinlik içinde karşılaması ve yeni işgalleri zemin oluşturacak hareketlerden kaçınılması gerektiği belirtmiştir. Yanlış cevabımız Adana. Maraş'ın Fransız işgalinden kurtarılması için bölgedeki Kuvayi Milliye Birlikleri halkında desteğiyle asker ve silah bakımından güçlendirildi. Şehir düşman işgallerinden kurtarılması için yaşlılar, kadın ve çocuklar varıncaya kadar bütün Maraş halkı milli kuvvetlerle birlikte canlı başla büyük bir mücadele giriştiler. Fransızlar ve Ermeniler karşı 22 gün sürdürülen başarılı mücadeleler sonucunda şehrin önemli bir kısmına hakim olundu. Düşmana karşı olağanüstü bir direniş gösterildi. Bu direniş karşısında
de tutunamayan Fransızlar 11 Şubat'ı 12 Şubat'a bağlayan gece şehirden çıkarıldı. Böylece fedakar Maraş halkı Fransız işgalinden kurtulmuş oldu. Şehirlerin bağımsızlığı için büyük mücadele vermişlerdir. Doğru. Onların direnişi karşısında Fransızlar şehri terk etmek zorunda kalmışlar. Doğru. Bölgelerde bulunan düzenli ordunun güçlendirilmesi için çaba göstermişlerdir. Bahsedilmiyor. Doğru değil. Yani yanlış. Topyekun bir mücadele örneği sergilemişlerdir. Doğru. Tamam. Bu bilgiler bakılarak Yörük Aliyev hakkında çıkarımlardan hangilerine ulaşılabilir? Vatan savunmasında yer almış, düşmana karşı başarılar elde etmiştir. Doğru. Bir olmayanı eledik. Her birinde bir var. Milli mücadelede farklı cephelerde görev almıştır. Hayır. İki olanları eledik. Ve cevabımız Ceyhan çıktı. Dine geçelim. Din. Tüm dünyayı ve ülkemizi etkileyen bu salgın hastalıktan korunmak için yapılanlar aşağıdaki İslam'ın koruma altına aldığı temel haklardan hangisiyle doğrudan ilişkilidir? Bir dakika. Virüsten korunmak, okumaya bile gerek yok. Canın korunması değil mi? Cevabımız bursa. Aynen. Bu ayetten aşağıdaki yargılardan hangisi çıkaramayız? Azap emrimizi gelince Şuayb ve onunla birlikte iman edenleri katımızdan bir rahmetle kurtardık. Zulmedenleri ise o korkunç uğultulu ses yakaladı da yurtlarından dizüstü çöke kaldılar. Sanki orada hiç yaşamamışlardı. Hazreti Şuayb son Ulul Azm peygamberdir. Çıkaramayız. Kavimden bazıları Hazreti Şuayb'a inanmamıştır. Doğru. Allah yardım etmişti. Doğru. Bizlere bildirmiştir. Bu da doğru. Cevap Adana. Aşağıdaki ayetlere hangisi farklı bir evrensel yasayla ilgilidir? Gökleri yedi kat yaratan odur. Rahman yaratmasından düzensizlik görmezsin. Gözünü çevir de bir bak, bir bozukluk görüyor musun? Geceyi ve gündüzü, güneşi ve ayı yaratan odur. Her biri bir yörünge hareket etmektedir. Allah sizi topraktan sonra nutfeden yarattı. Sonra da sizi birbirinize eş kıldı. Onun bilgisi olmadan hiçbir... Şimdi bu bir iki aynı... Bilgisi olmadan hiçbir dişi ne gebe kalır ne doğurur. Denizde dağlar gibi akıp giden ne gemiler onun varlığını. O zaman 1, 2, 4 doğru ama Ceyhan yani 3 hepsinden farklı. Cevabımız Ceyhan. Şimdi bu ayete göre yargılanan hangisi yanlıştır? İnsanlar tek bir ümmette Allah müjdeciler ve uyarıcılar olarak peygamberler gönderdi ve beraberlerinde insanların anlaşmazlığa düştükleri şeyler konusunda aralarında hüküm vermek üzere kitapları hak olarak indirdi. Kendilerine apaçık ayetler geldikten sonra o konuda ancak kitap verenler aralarındaki kıskançlık yüzünden anlaşmazlığa düştüler. Bunun üzerine Allah İman edenleri kendi izniyle onların hakkında ayrılığa düştükleri gerçeği iletti. Allah dilediğin doğru yola ilettir. Hangisi yanlıştır? Dini kaynağın Allah'tır. Doğru. Allah insanları uyarıcı olarak peygamberler göndermiştir. Doğru. Kutsal kitaplar insanlar için Allah tarafından gönderilmiştir. Doğru. Tüm kutsal kitaplar insanlar tarafından değiştirilmiştir. Yanlış. Cevap Denizli.
İnsanlar ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Ait hangisinin sorunun cevabı olabilir? Peygamber neden insanlar içinden seçilmiştir? Hangi ibadetten farzdır? Değil. İslam yardımlaşmaya önem vermiş midir? Değil. İnsanların yaratılışı amacı neydir? Cevabımız Denizli. Hazreti Peygamber'in merhametler var ya, Rahman işte onlar, onlara merhamet eder. Siz yeryüzündekilere merhamet edin ki gökyüzündekiler de, melekler size merhamet etsin. Sözünü kendisine rehber eden kişi aşağıdaki ibadetlerden hangisinin bu hadisten dolayı yapmıştır? Bir dakika. Sadakayı cariye yapmak. Oruç tutmak. Şimdi oruç tutmak değil. Kur'an okumak. Bu da değil. Hacca gitmek. Bu da değil. Sadakayı cariye yapmak. Aynen. Bir dakika. Bu ayet insanın hangi özelliğine vurgu yapmaktadır? Kimi doğru yolu seçerse bunu ancak kendi iyiliği için seçmiş olur. Kim de doğruluktan saparsa kendi zararına sapmış olur. Hiçbir günahkar başkasının günah yükünü üstlenmez. Vurgu yapmaktadır. Seçme özgürlüğüne, mükemmel yaratılmış olmasına, sorumluluk sahibi olmasına, cüzira. Şimdi seçme özgürlüğünü söyledi. Sorumluluk sahibi olmasına, bu da var. Cüzira de, bu da var. Ama bursa vurgu yapmıyor. Zekat vererek kişiyle ilgili maddelerinden hangisi şart değildir? Müslüman olmak, doğru. Ergen ve akıllı olmak, doğru. Zengin olmak, doğru. Kendi işinde çalışıyor olmak. Cevabımız direkt Denizli. Ne alak? Hazreti Muhammed bu sözüyle aşağıdakilerden hangisine dikkat çekmektedir? Hepiniz Adem'in çocuklarısınız. Arap'ın Arap olmayanı bir üstünlüğü yoktur. Ey insanlar, kanlarınız, hayatınız, mallarınız, haysiyet ve şerefiniz Rabbinizle bulaşacağınız güne kadar kutsal ve saygındır. Şimdi İslam son ilahi dindir. Hazreti Adem ilk insan ve ilk peygamberdir. Değil. Şimdi A, B değil. Bütün insanlar Allah katında eşittir. Değil. Bazı ibadetlerin önemi daha fazladır. Bir dakika. Hayır. Denizli de değil. Cevabımız Ceyhan. İslam dini çalışarak rızık kazanmayı helal kabul etmiştir. Buna göre aşağıdakiler hangisi İslam dininin göre helal rızık kazanma yollarından birisidir? Kumar oynamak. Hayır. Ticaret. Bursa o zaman. Rüşveti almak. Faiz yemek. Hayır. Bunlar o. A, C, D olmaz. Cevabımız Bursa. İngilizce. Ruby and Oscar are high school students. They want to attend a course together. Kurs. The table below shows their interest. Which of the following is appropriate for both? Şimdi Ruby chess, skating, air exhibitions, archery seviyor. Oscar, theater, swimming, camping, paintings. Şimdi ikisinde ne sevdiği var? Art exhibition ve painting. Onlar painting. İkisi de. O zaman. Şimdi camping olmaz. Swing skills olmaz. Denizli de olmaz. Cevabımız Ceyhan. Who do not like folk music? What do you think about folk music? I think it's energetic and harmonic. I think it's impressive. I never miss folk music concerts.
I find it unbearable. I prefer classical music. Burada beğenmeyen kişi Monica olduğu için hem de to be honest I can't stand it. I am fond of rock music. Monica ve Harvey olmalı. Bunlar bu ikisi sevmiyor. Cevap Denizli. The chart below shows the result of a survey on the favorite book genre or genres of 100 teenagers in high school. Which of the following is correct according to the chart above? Şimdi half of them are keen on reading the books about space and aliens. Şimdi Adana değil. Most of them prefer the books about new places and cultures. Yani travel. Aynen bu doğru. O zaman Bursa. Yeni kültür, yeni yerler öğrenmeyi seviyorlar. Evet, tercih ediyorlar. Sevmek değil de tercih ediyorlar. Which of the following is not correct according to the conversation? What do you usually do in your free time? I enjoy going to concerts with my buddies at the weekend. Şimdi bir dakika şıklı ilk önce bakacağım. Mike thinks classical music is interesting. I'm keen on classical music. I think it's terrific. That's why I never miss classical music concerts. To be honest, I can't stand classical music. I find it boring. We have different tastes of music. Şimdi Adana. Mike thinks classical music is interesting. Bu yanlış çünkü burada sevmediğini ve sıkıcı olduğunu düşünüyor. Cevap Adana. The table below shows the food preferences of four people. Which of the following is wrong according to the table? Wilma doesn't prefer a vegetable dish. Wilma, vegetable. Hayır, vegetable burada seviyor mashed potatoes. Yani prefer diyor. Tercih ediyor. O zaman cevap Adana mı? Evet. Cevap Adana. Şıklara bir daha baktım da belki başka bir şey buluruz. Ethan, bir şey söylemeli. Well, I do lots of different things. O zaman ne sorabilir? What do you do in your free time? Ceyhan, oldu. I enjoy using video sharing applications on my smartphone. Sonra Ethan bir şey daha sormalı. Sure, I go swimming every day and play tennis at the weekend. Are you keen on sport? Sorabilir. Tamam, Bursa'da gitti. That's great. What about music? What type of music do you prefer? Derse, well, I'm fond of heavy metal. I think it's funny and exciting. O zaman cevabımız Denizli. Denizli'deki soruyu sormaz. Linda is high school student. She wants to send an email to her teacher. She needs to attach her school assignment to the email. Which of the icons should she choose on the screen above? Attachment 2 olur. Yani cevap Bursa. Choose the best option to complete the sentence. Good morning, Scarlet Holiday Resort. How may I help you? Hello, I'd like to reserve a room, please. Sure, can I take your full name? William Watson. Thank you, Mr. Watson. When would you like the room for? For next Friday, please. I'm planning to stay for 1 week. Okay, could you hold the line, please? I'll check for you. Excuse me, can you repeat? Hello, are you there, Mr. Watson? I'm sorry, but I can't hear you. I hang up and try again. Şimdi William
Wants to reserve a flight ticket. Hayır. Bilet değil. O da rezerve etmek istiyor. Would like to book a double room. Hayır. Receives a phone call from Scarlett Holiday Resort. Hayır. Can't hear the receptionist because it's a bad line. Cevap Denizli. I think the which of the following questions does not have an answer in the text. I think the internet is useful in many ways, but people shouldn't spend too much time there. I use my laptop to go online. I use the internet every day, but I spend less than 2 hours there. I usually search for information for my school assignment, download music, read science blogs, and share photos on Instagram. Şimdi who uses internet most in Tina's family? Direkt cevap ona yok. Cevabımız Adana. Ve bu denemedeki son sorumuz. Alex works in bank. He goes to a restaurant near the bank to have his lunch every day. He likes meat dishes, but he never prefers seafood. He is keen on vegetables too. He likes different kind of dessert, but he's on a diet. He can't eat any sweet food. It's lunchtime. He wants to eat a nice meal. Hangisini seçebilir? Couscous, grilled chicken, ice cream. Ice cream olmaz çünkü tatlı yememeye çalışıyor. Mashed potato, sushi. Sushi seafood olduğu için olmaz. Steak olur. Tomato soup bu da olur. Green vegetable salad bu da olur. Ceyhan cevabımız. Deniz niye olmuyor? Çünkü fish var. Bu da seafood olduğu için. Cevabımız Ceyhan. Arkadaşlar yanlışımız çıkmadı. Umarım beğenmişsinizdir. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler diliyorum. Sonraki videomuzda görüşürüz.